Eskişehir'deyiz. Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morgunun önündeyiz. Acil servisinin önündeyiz. Eskişehir Milletvekili, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'le birlikteyiz. Öncelikle başınız sağ olsun hocam. Teşekkür ederim. 4 tane hoca kaybedildi burada. İhbar, iftira kampanyaları, şikayet kampanyaları mekanizmalarıyla olduğu anlaşılıyor. Az önceki bütün yayınlarımızda bunu gösterdi. Sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Öncelikle bu katliamda diyeyim hayatını kaybeden hocalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevenlerine, üniversitemize başsağlığı, sabır diliyorum. Az önce ailelerle görüştüm. Çok üzüntüler tabii. Gerçekten daha önce örneğini görmediğimiz bir şey. Anlayabildiğim kadarıyla savcılık soruşturma yürütüyor biliyorsunuz. Bütün detayları ortaya çıkmış değil ancak benim de sizler gibi konuştuğum kadarıyla ailelerle olsun, buradaki hocalarla olsun konuşabildiğim kadarıyla katil zanlısı kişi geçmişte işte birçok işte soruşturmaya konu olmuş, işte dilekçe şikayete konu olmuş biri. Ama özellikle üniversite hocalarına, araştırma görevlilerine yönelik işte bu FETÖ'cüdür, bu şuncudur, buncudur gibi ihbarlarda bulunduğu anlaşılıyor. Çünkü şikayetçi olmuş birçok hoca bununla ilgili. Burada tabii en birkaç husus var üzerinde durulması gereken. Birincisi öncelikle bu kişi hakkında çok şikayet dilekçesi, başvuru olmasına rağmen bugüne kadar hiçbirinde işlem yapılmamış. Belki son olarak bir işlem başlatılmış ise ki öyle anlaşılıyor bir işlem başlatıldı. Onun üzerine galiba silahla kendisi hakkında şikayetçi olanlara yönelik anladığım kadarıyla bir şey oluyor. Gidiyor öldürüyor yani kendisi hakkında işlem başlatılınca ama bugüne kadar işlem başlatılmaması yani işte son 2 yıl içinde işte hocalar söylüyor belki sizlere de söylemişler evet. Defalarca başvurduklarını ama hiç sonuçsuz kaldığını bu sefer ise işleme alınmış anladığım kadarıyla benim edindiğim bilgilere göre hakkında bir soruşturma bir muhakkik şeyi oluşturulmuş ve bunun üzerine anladığım kadarıyla o da gidip bu süreç yani bu şikayette bulunanları taramış. Bu birinci husus yani şu bugüne kadar hiçbir şey yapılmaması birinci husus. İkinci husus yani bu ihbar müessesesinin ülkede yani o onu ihbar ediyor. Onlar onun hakkında iddialarda bulunuyor. Yani işin artık tamamen şirazesinden çıkmış durumda. Burada şimdi maalesef bu acı örneği Eskişehir yaşadı ama tüm Türkiye'de ben tahmin ediyorum üniversitelerde, kamu kurumlarında belki her yerde insanlar birbirini o FETÖ'cü, yok o daha FETÖ'cü, o buncu, bu buncu şeklinde ihbarlarda bulunuyorlar. Bunların yani burada ölçü ne olmalıdır? Ölçü hukuk devleti olmalıdır. Yani bir kişi hakkında gerçekten hani bir belge, delil yani suç gerçek anlamda suç yoksa insanları haksız yere işinden, aşından etmek doğru değil. İşte sizler de gördünüz birçok öğretim görevlisi bir bölümü ihraç edilmiş, bir bölümü yargılamalarda. Bazıları beraat etmiş biliyorsunuz ama görevine dönememiş. Bazıları belki suçlu bulundu, bilemiyorum ne olduğunu. Ama bu iş böyle ihbar müessesesiyle yürümesi işte gelinen nokta bu. Yani ondan sonra onlar onun hakkında şikayette bulunuyor. Şikayet üzerine soruşturma başlayınca o kızıyor, bunları öldürüyor. Bu olmaz yani Türkiye hani... Böyle bir insanların silahla çözümü bulduğu, ihbarla olduğu yani pusulamızın bizim hukuk devleti olması lazım. Ve eğer gerçekten işte darbeyle, darbe girişimiyle hesaplaşacaksak kimler bunun arkasındaysa onunla hesaplaşılması lazım. Yoksa bu cadı avı gibi toplumda acayip bir işte travmaya dönmüş durumda bu. Bu yine bir üçüncü konuda vurgulamak istediğim üniversite yönetimleri anladığım kadarıyla bakın burada gördüğümüz şekilde... İşte ihbarcı ya da muhbir olduğu düşünülen kişilere yönelik anladığım kadarıyla bir koruma içindeler. Bakın bu da önemli. Eğer bu kişi haksız yere insanları, haksız, hukuksuz yere yani elinde belge olmadan bu şucu, bu bucu, bu bucu diyorsa, bu insanlar beraat ediyorsa, bu anlatabiliyor muyum? Yani o zaman dönüp bakmak lazım. Bugüne kadar bunun bakılmamış olması bir hata. Dördüncü hususta eline silah alan Türkiye'de çıkıp
İşte burada 4 tane hocayı taradı, öldürdü bireysel. Bu kadar kolay mı? Yani silaha ben ulaşmak inanamıyorum. Bu kadar kolay ben mı? Ben inanamıyorum. Anladığım kadarıyla bulundurma ruhsatı var. Yani silahı var galiba arabasından anladığım kadarıyla alıyor ve çıkıyor. Şimdi bu hale gelmemesi lazım Türkiye'nin. Yani eline silah alanın işte husumeti olana öldürdüğü bir ülke olmamalıyız. Yani burada da hepimize düşen görev var. İşte biz mecliste söylüyoruz bireysel silahlanmaya karşı aman önlem alalım. Yani bunun bilincinde olalım hepimiz ve topluma bu bilinci aktaralım. Mutlaka da kesin tedbirler alınması lazım diye. Bugün burada olur, yarın başka yerde olur. Bunun bir gerçekten ciddi uyarı, ikaz olarak alınmasında fayda var. Ama yani her şeyden önce bu garip toplumsal travmanın, yani artık işte bir cadı avına dönen, işte o mu daha FETÖ'cü, bu mu FETÖ'cü, bu şucu mu, bu bucu mu gibi bir şeyin, yani bundan bu bizi acayip bir yere götürüyor. İşte Eskişehir'de gördüğümüz, yani gerçekten de bunu görüyoruz bugün yaşadığımız. O onları ihbar etmiş, yani onun şikayet ihbarıyla ya da şikayetiyle dava açılmış, yargılanıyorlar. Onlar daha sonra aralarında herhalde bir de aynı fakültede biliyorsunuz gerginlik çıkıyor. Birbirlerine işte tehditler, hakaretler. Şikayetçi oluyorlar. Şikayetçi olunca işte bir şey anladığım kadarıyla bir muhakkik atanıyor mu atanmıyor mu? Onun üzerine bir bakıyorsunuz olaya şey. Utku Bey, şöyle bir gelişme olmuş, ben de bunu paylaşayım izleyicilerimize. Aslında o gerginlik meselesinden dolayı, bir hakaret, bir bağırma, bir tehdit etme meselesinden dolayı yapılan bir şikayet ve bu şikayete bağlı bir muhakkik atama durumu var. Yoksa Bu değil, ihbar etti bizi, ihbar etti onları diye, biliyorum doğru. Evet. Bir gerginlik üzerine bir muhakkik atanıyor. Evet. O da onu görünce ona kızıyor ve çıkıp silahını çekip İnsanları öldürüyor. Yani akıl alır gibi değil ama üzerinde durmalıyız. Yani bireysel silahlanma, üniversitelerdeki bu durum, başka kamu kurumlarında da böyle olabilir. İnsanlar derdini anlatacak şey bulamıyor. O hal nedeniyle hiçbir yere gidemiyorsunuz, mahkemeye gidemiyorsunuz. Başvuru mekanizması yok. Olması. İşte şikayet ediyorlar. Muhtemelen sümen altı edilmiş bugüne kadar. Bakın söylüyorlar. Evet, anlatıyorlar. Bugün. O yüzden bunların her birine bakın, üniversitelerin durumu, üniversiteler yani bu kadar ihbar, muhbirlik yani yayılması ya da itibar görmesi bu işi yapanların ve bazen haksız yere insanlara iftira ettiğin ortaya çıkmasına rağmen, bakın beraat edenler var diyorum, buna rağmen hala hiçbir işlem yapılmadan korunması. Üniversite dönmeme durumu var. Yani bunlar çok üzerinde düşünmemiz gereken, Türkiye yani hepimiz bu ülkede bir arada yaşıyoruz. Toplum nereye gidiyor, ne hale gelmiş, bunun üzerinde gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Utku Bey, şöyle bir şey çok dikkatimizi çekti. Bugüne kadar Ankara'da yaptığımız yayınlarda ve mikrofon uzattığımız pek çok kesim solcu, demokrat, sol, sosyalist, akademisyen olduğu gerekçesiyle ihraç edilmiş diye biz biliyoruz. Bir kısmı FETÖ ile bağlantısı, bir kısmı sol örgütlerle bağlantısı. Ama az önce yayın yaptığımız iki hoca, birisi ihraç, birisi hakkında yine soruşturma açılmış iki hoca çok açık ve net bir şekilde ülkücü olduğunu söylüyorlar ve üniversite ülkücü reis olduklarını ifade ediyorlar. Yani onlar da bu ihbar mekanizmasından kendilerine alıkoyamıyorlar. Nasıl bir mekanizmadır? Yani ben tabii birisinin solcu mu sağcı mı ülkücü mü olduğu önemli. Önemli olan onun yani masum olup olmaması, evet. Hukuken hakkında bir somut delil ya da bir suç olup olmaması, ama gördüğümüz kadarıyla siz söylüyorsunuz. Ben de az önce konuştuğum, gördüğüm kadarıyla, bana söylendiği kadarıyla. Ama burada önemli olan şucu bucu olması değil, önemli olan işte yani bir ihbar mekanizmasının böyle yaygınlaşmış olması ve işte bugün solcuyu, ülkücüyü, yarın işte mütedeyyini, öbür gün başkasını vurabilecek bir şey bu. Burada önemli olan, dediğim gibi, pusulamız bizim hukuk olmalı. Hukukun üstünlüğü olmalı. Kimse hakkında delil, belge, gerçekten somut olmadan, yani bir ihbarla, bir mektupla, bilmem neyle işinden, aşından, hayatından olmamalı. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür başını ediyorum. Sağ olsun. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'le görüştük. Şu anda Osman Gazi Üniversitesi'nde hocaları başsağlığı dilemek için geldi. Az önce morgda diğer hocalarla görüştü. Biz yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.